Şimdi 2021 yılının daha Ocak ayındayız. Aralığına kadar köprünün altından çok sular akar misali bu fiyatların bu şekilde kalmayacağı kanaatindeyim. İnsanlar bir saat geliyor, takıyor, direkt kaçıyor. Evet. Yani insanlar artık biraz daha umursamaz hale geldi. Hem de nasıl? Ölelim, geçelim kafasında olan insanlar. 2020 yılının başında 460 lira civarlarındaydı. Aradan bir sene zaman geçti. Şu an bunun fiyatı 735 lira. Bu şekilde olunca vatandaşımız tabii ki düğünlerde artık çeyrek altın takmaktan yavaş yavaş kaçıyor. Millet herhalde bu sene bir de altın fiyatında yükselme yaşanırsa herhalde gram altını yarım gramı düşürecekler. Şimdi öncelikle 2001 yılına gelmeden önce 2000 yılı bir değerlendirmek yapmak istiyorum. 2020 yılında Şubat ayındaki bu Elazığ ve Malatya depremi, daha sonra Covid'in ülkemize verdiği ve dünyaya verdiği zararlar çok büyük oldu. Bu zararlardan dolayı bütün sektörler gibi bizim kuyumculuk sektörü de zarar etti. Ama bunun yanında bu Covid'den ötürü altın fiyatlarında bir yükseliş oldu. Geçen sene 291 lira olan has altın fiyatı 2020 yılını 456 lira has fiyatıyla kapattı. Şimdi 2021 yılı beklentilerine geldiğimizde yeni seçilen Amerika Başkanı'nın Hazine Bakanı olarak eski FED Başkanı'nı göreve getirmek istemesi ve bunun da yaptığı bir sunumda kur politikası olarak doları kullanmayacak olması altının yönünü yukarıya doğru çıkaracak gibi bir izlenim var. 2020 yılında 547 liraya kadar has fiyatı yükseldi. Şu an 445-450 lira aralarında oynuyor ve bu benim gördüğüm altın her zaman yaptığı zirvesini yeniledi. Ben bu sene içinde altının 547 liraları kırarak daha yüksek bir fiyata çıkacağını TL bazında tahmin ediyorum. Dünya piyasasında mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin mali bir destekleme paketi var. Bu destekleme paketinin içeriğini daha bilmiyoruz. Çok geniş kapsamlı olursa bu altının fiyatının yükselmesine neden olacak. Bunun yanında tekrar geçen seneki gibi Çin-Amerikan ticaret savaşları olabilir. Bunun yanında merkez bankaları, dünyadaki merkez bankaları faizleri yükseltmeyip eksilere doğru çekerlerse insanlar yatırım aracı olarak altına yönelebilirler. Bu da altının yükselmesinin etkenlerinden sebeplerdir. Altın yatırımı yapan vatandaşlarımız bunu kumar olarak oynamayacaklar. Yatırım olarak altın alacaklar. Altın mutlaka insana kazandırıyor. Bunu bir ayda da kazandırabilir, iki senede de kazandırabilir. Ama mutlaka enflasyon üzerinde bir getiri elde ediyor. Geçen sene altın 291'den 456'ya çıktığında %56'lık gibi bir kar getirdi. Bu ne faizde, ne dövizde, ne de başka imtiyalarda oldu. Sadece demir hariç. İnsanlar bu altını yapsat, yani ben alıp satarım dedikleri zaman bu bir yerde sanki kumar gibi oluyor. Çünkü kaybetme riskleri çok fazla. Ama uzun vadeli yatırım olarak aldıklarında bu altın mutlaka onlara kar getirecektir. Kış ayında olduğumuz için bu Covid'in bu sene ne getireceğini de bilemediğimizden ötürü insanlar biraz tereddütte. Çünkü daha düğün mevsimi başlayacak mı? Geçen sene herkes hazırlandı ama bu işte Covid'den ötürü insanlar çoğu düğünlerini yapamadı. Bu sene inşallah bütün vatandaşlarımız sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyarlarsa ve hükümetimizin aldığı kararları harfiyen yerine getirirlerse ben bu sene düğünlerin de yapılacağını ve insanların da huzurlu bir şekilde aynı zamanda tatile de çıkabilecekleri kanaatindeyim. Ama bunları yapmaz, tekrar bir araya gelip bu hastalığı yayarlarsa bu sene de düğün olmaz. Bizim sektör olduğu gibi bütün sektörleri de etkileyecek.